Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere çok güzel sürprizlerim var. Onları paylaşacağım. Sürprizlerden bir tanesi nedir? Hemen ona hiç beklemeden gidelim arkadaşlar. Merhaba çocuklar, sesim gelmeyebilir. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi orada ne var o? Dur bakayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi süren vaziyetinde iki tane kazımda yattılar. Vallahi şu anda kaçar yumurtaya yattıklarını bilmiyorum. Hiç kurcalamayacağım ama altlarında yeterli kadar yumurta olduğunu biliyorum. En son beyaz olan ilerideki kaz, beyaz, baksana erkek saldırı pozisyonda duruyor. Ha kuzum, ha ha. Şöyle göstereyim ikisini de. Beyaz kazın altına tahminime göre 12 yumurta koymuştuk. Belki bir tane daha yapmıştır. 13 olur. Bu kazımızın altında kaç tane yumurta koyduğumu hatırlamıyorum. Buradalar. İkisi de aralarında 3-4 gün var. İlk önce bu öndeki çıkartacak. Sonra da diğer arkadaki beyaz kaz çıkartacak. Tabii erkek de bunları yanlarında duracak ve koruyacak. Erkeği yanlarında bırakıyorum. Hiçbir şekilde kazları rahatsız etmiyor. Eğer siz, bakın arkadaşlar, burası çok kritik. Eğer sizin erkeğiniz dişi rahatsız etmiyorsa kesinlikle ve kesinlikle yanından ayırmayın. Ama eğer dişi rahatsız ediyorsa, artık dişiniz yatmışsa ve onu hala işte üstüne çıkıyorsa, böyle vakalar da olabiliyor. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya iseniz mutlaka ve mutlaka siz erkek kazı oradan ayırmalısınız. Ama ben de şu an görmüş olduğunuz gibi erkek kaz çiftleşme dönemini bitirdi. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi iki tane kazımız da artık yattılar. Yattığını da nereden anlarsınız bir kazın tamamen yattığını? Arkadaşlar, kalkmaz. Tıslar mıslar kalkmaz. Ama bir kaz tam yatmamışsa emin olun ki yuvadan fırlar, çıkar. Eğer yatmışsa da hiçbir güç onu oradan kolay kolay kaldıramaz. Zamanla daha da hantallaşacaklar. Daha da zayıflayacaklar. Şu anki kış boyu, yazdan kışa doğru almış oldukları tüm kiloyu kazlar şu an yumurtalarını çıkartmak için kullanıyorlar. Şu an 5,5-6 kilo gelen bu dişi kazlar yavrularını çıkarttıklarında 3 kilo, 3,5 kilo, o da maksimum 3 kilo civarında olacaklar. Bu 30 günlük süre içerisinde vücutlarına biriktirmiş oldukları yağı enerji üreterek yumurtalarını çıkartmak için o mücadeleyi verecekler, ısı sağlayacaklar. Sonra da yavruları çıkacak. Yavruları çıktıktan sonra arkadaşlar güzel güzel yavrularıyla birlikte beslenmeye başlayacak yerli kazlarımız. Yerli kazlar dediğimizde nedir? Arkadaşlarım, bunlar gurka gelirler. Buradayken onları da söyleyeyim. Gurka gelirler. Gurk olduklarından sonra toplam 11 ile 15 yumurta arasında bir yumurta yaparlar. Eğer yumurtaları alırsanız, evde muhafaza ederseniz, yalancı bir yumurta koyacaksınız tabii ki yuvaya. Yani tahminime göre 15 yumurtaya kadar çıkabilir. Siz de bunları duruma göre, kazın büyüklüğüne göre 13 yumurta, 11 yumurta şeklinde koyabilirsiniz. 15 yumurtayı tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle etmiyorum. Çünkü çevirmede zorluk çekeceği için bazen açgözlü gerçekten olmamak lazım. Bu hatalara düşülüyor. Yani çok fazla yavru çıkar mı? Yok arkadaşlar. 11 ise 11, 13 ise 13. Bence üzerine çıkmayın. 11 tane koyun, 11'i de çıksın. Eğer döllüyse 15 koyarsınız. Belki tam çeviremediği için çıkacak yavrular bile çıkmayabilir. Onun için 11 ile 13 yumurta tavsiyemdir. 30 gün kuluçka süresi vardır. 30 gün sonra dünyaya gelirler. Zaten dünyaya geldikten sonra da sizlerle videoları paylaşacağım. Neler olduğunu, neler bittiğini, neler yapmamız gerektiğini hepsini yeniden konuşacağız. Ama şu anda kuzu kuzu görmüş olduğunuz gibi tren vaziyetini almışlar, yatıyorlar. Tamam. Erkek de başlarında, gelebilecek bir saldırıya karşı da erkek onları koruyacaktır dostlar. Yemleri zaten burada. Yine suları, vitaminli suları. İhtiyaçları olduğu ölçüde, alanda geniş olduğu için kapılarını açmıyorum. Riske atmaya da gerek yok. Köpek girebilir. Acıkmıştır o anda. Yumurta yemek ister, tadına bakmak ister derken bizim bütün yumurtalarımız
Mahvolabilir çünkü ben bundan 4 yıl önce 25-30 civarında kazım gurk olarak yatmıştı. O zamanlar video çekmiyordum. Bir gün geldiğimde dışarıdan gelen bir köpek hem kazları boğmuş hem de yumurtalarını kırıp kırıp bırakmıştı. O zamanı hiç unutmuyorum. Böyle şeylerle, olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamak için de artık biz de önlemlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Burası böyle. Diğer kazlarımıza bakalım. Maslarda da şöyle garip bir durum var. Maslar görmüş olduğunuz gibi burada. Şimdi mas niye burada? Göstereceğim. Bakın bunu göstermem lazım. Mutlaka. Şöyle. Bunlar bence orijinal mast değil. Veya şansımız yâre gitti. Mast yatacak arkadaşlar. Altında şu anda 10 tane yumurta var. Normal şartlarda bize söylenen bilgiye göre mast kazları gurka yatmadığı söyleniyor. Ama benim mast kazım şu an altında 10 yumurta var. Bence bir yumurta daha yapacak. 11 tane yumurtaya arkadaşlar yatacağını düşünüyorum. Ya kalbimizin temizliğine ya da kanında bir bozukluk var mastımızın. Ondan dolayı ama bu kazımızda erkeğimiz de onu rahatsız etmiyor. Şu an yeterli derecede ben çok fazla yavru alayım diye de düşünmüyorum. İnanın 10 tane yumurta olsun. Benim için çıkartabileceği maksimum rakam 10 da olabilir, 9 da olabilir, 7 de. Ne çıkarsa artık. Önemli olan doğal bir şekilde gurk yatması. Hiçbir zaman doğal gurk yatırmadan zaten ben vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Onun için maslarımızdan da bir sürpriz yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi şu anda mastımız da yatıyor. İnşallah altına 3-5 yumurta daha yapacaktır. Çünkü iri bir kas. 10 yumurta değil de 13 yumurtayla burayı tamamlarsak güzel olacak. Bunun ileriki dönemlerde yatıp yatmadığıyla ilgili de videoları sizlerle paylaşırım. Ama sizlerin duasıyla ben bu kazımızın yatacağına, tamamen yatacağına, şu an tam yatmadı, alıştırma yapıyor. Yatacağını ve bize çok güzel yavrular çıkartacağını düşünüyorum. Eğer bu kazım zaten yatarsa bu kazın da soyunu devam ettireceğim. Çünkü benim için önemli olan gurka gelmesi. Eğer bu da gurka geliyorsa yavruları da gurka gelecektir demektir arkadaşlar. Bir de isterseniz şimdi şeye gidelim, Deli Yürek. Evet. Deli Yürek. Lady Tommy. Deli Yürek ve şimdi burada sıkıntı var. Bakın, hiç sıkıntı duymayacağımız yerlerde bir problem yok. Her zamanki gibi psikopat tavırlara devam ediyor bizim Deli Yürek. Bakın, şimdi orada yumurta yok. Ben bir tane yumurta vardı, onu aldım arkadaşlar. Şimdi oraya bir tane yalancı yumurta koyacağım. Bizim deli fişeğin, yani yumurtalarından 6 tanesini yerli kazın altına koydum. Çıkacağı ile ilgili şüphelerim var ama ben yine de boşa gitmesin dedim. Deli fişek hala yumurtlamaya devam ediyor. Şu anda bir tane yumurtası oldu. Bugün tamam oğlum, bir saldırmayı ver ya. Allah Allah. Oldu. Yani tahminime göre deli fişek de yatacaktır ama bir 15 günü bulur inşallah. Biraz daha yumurta yapmasını temenni ediyoruz. Onlar da yerinde. Yine onların da suları, sopa bakın saldırır diye. Oraya şimdi bir yumurta koyacağım. Hemen getireyim koyayım arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun orada oğlum? Sen ne yapıyorsun orada sen? Tavancı mı oldun? Tavancı mı oldun? Seni yerim ben. Bir tane yumurta aldım. Hızlı bir şekilde koyup çıkacağım oradan çünkü deli fişeğin yumurtasını büyük ihtimalle Lady girdi, demin açıktı kapı. Onlar dışarıdalardı. Hadi bir gidin bakayım o tarafa. Hadi. Şşşt. Hop. İşte bu. Aman. Evet arkadaşlar. Yalancı yumurta dediğimiz de bu. Ördek yumurtasını oraya koydum. Oraya yumurtasını yapmaya devam edecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak bugün sizlerle kazlarımın son durumlarını paylaştım. İki yerli kazım yattı, bir mas kazım da yatma aşamasında. Deli fişek hala yumurtlamaya devam ediyor. İnşallah 9-10 yumurta yaparsa onu da yatırmayı planlıyorum. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız arkadaşlar beğenmenizi,
Abone değilseniz abone olmanızı, yorum atmanızı rica ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendinize ve ailenize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.